egedesonses.com. Sayın dinleyiciler, merhaba Rıdvan abi, hoş geldin. Hoş bulduk Murat'cığım. Bakırçay gazetesinden Rıdvan Karapehlivan'la birlikteyiz. Her hafta gündemi değerlendiriyoruz. Ama bir iki hafta değerlendiriyoruz. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Murat? Teşekkür ederim. Gündem yoğundu, yoğunlaştı, birikti. Evet. Bayağı konuşacak şey olabilir herhalde. O zaman nereden başlayalım? Geçen gün bir yazını okudum. Köşe yazın değil mi? Yani. Türk gazeteyi de yanımıza almadık ama yazarı burada en azından. Ne yazdığımızı biliyoruz canım. Kimileri ne yazdığını da bilmiyorlar. Bu evet doğru. Kimi ne yazdığını da bilmiyor. Ne okuduğunu da bilmiyor. Konuşulanı da anlamıyor. Neyse. Bergama'nın il olma konusu tekrar gündeme geldi. Bu fırsatı Bergama kaçırmamalı şeklinde bir yazı olmuş. Sanki yanlış evet, algılamadım değil mi? Yani Bergama için bir fırsat. Güneyde yani. Ödemiş, kuzeyde Bergama. Peki neden? Hangi argümanlara dayandırdık bunu? Biliyorsun, il olmak için belirli kriterler lazım. Yani nüfus var, ekonomi var, ekonomik gelişmişlik düzeyi var, kültürel doku var ve merkeze uzaklık, merkez ilçelere uzaklık var. Merkez illere, merkez şeylere, mecralara uzaklık kriteri göz önüne alınıyor. Ben şimdi bir duyum aldım. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yeni iller oluşturulması konusunda çalışmalar yürütülüyormuş. Yani bu zaten internette de 28 tane il, 32 tane il gündeme geldi. Onların arasında Bergama yoktu. Bergama yoktu. Yani Akhisar vardı. Sana dersem Edremit vardı. Yani Balıkesir'den Edremit, Manisa'dan Akhisar vardı. Fakat şöyle bir yasal düzenleme de var. Biliyorsunuz 2014 seçimlerinden önce Büyükşehir Yasası çıkarıldı. Büyükşehir Yasası bir gecede çıkarılan bir yasa ve büyükşehir belediyelerinin önüne konuldu. 750 bin nüfus kriteri olanlar büyükşehir sayıldı ve bunlar il özel idareleri kaldırılarak birçok bir yetki, kaymakamlıkların yetkisi, il özel idarelerin yetkisi büyükşehir belediyelerine devredildi ve büyükşehir belediyelerinin hizmet ağları ve ekonomik potansiyelleri arttırıldı. Yani tüm şehire, yani bütün şehir o yapıldı ve tüm her yere büyükşehirin hizmet götürülmesi hedeflendi. Fakat bu yasada eksiklikler var. Geçenlerde biliyorsunuz Kerem Ali Sürekli geldi milletvekili. O Ankara'da muhtarlarla bir toplantı yapmış, Bergama'nın muhtarlarından. Kınık'ta da aynı şikayet var dedi. Kiraz'da da aynı şikayet var. Yani her büyükşehir hizmet götürmekte sıkıntı yaşıyor. Bu tabii Cumhurbaşkanımızın kulağına da giriyor. Sıkıntı yani bu, yaşaması da yeni bir şey değil. Yeni AK Parti yeni yeni dikkate almaya başladı. Yeni yeni dikkate alıyor. Cumhurbaşkanı da kulağına gitti. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda daha önceki İçişleri Bakanı Efkan Ağlay'a talimat vermişti. Yani büyükşehir yasasını revize edelim. Tabii burada o zamanlar Güneydoğu'daki belediyelerin bu terör örgütlerini finansal kaynak aktarmalarından dolayı, işte hendek çukur kazmalarından dolayı bir takım düzenlemeler yapılması gündemdeydi. Fakat şimdi eksikliği onlar da gör. İlçe belediyelerin yetkileri çok sınırlandı ve parasal güçleri çok aşağıya çekildi. Yani parasal güçleri yok gibi. Yani büyük ölçüde büyükşehir belediyelerine kesinti olarak gidiyor bir takım gelirleri. Evet. Öyle olunca bu yasada revizyon gündemde. Bu yasada revizyon gündeme geldiği zaman iki tane kriter oluşturulacak. Bir büyükşehir 450 bine çekilip yeni büyükşehirler. Fakat merkeze uzak yerlerde de hizmet alamayan yerlerde de 200 bin nüfuslu yeni iller oluşturulacak. Heh, şimdi burada devreye giriyor. Bergama'nın şansı burada devreye peki, giriyor. Peki bu şansı kullanabilecek mi? Yani Bergama bu konuda ciddi bir kamuoyu oluşturması lazım. 2012'de aslında bu kamuoyunu oluşturuldu. Yani geniş bir yelpazede Ayvalık Gömeç'e kadar Somayı da içeri alan bir il haritası çizildi. Bunu CHP milletvekili Mehmet Ali Susam gündeme getirdi. Dönemi milletvekili mecliste görüşme sundu, teklif verdi bu konuda. Hükümette o zaman bugün gündemimizde yok demişti. Gündemimizde yok demişti. Tabii yani o gün gündemde olmayabilir ama bugün gündemde olabilir. Şartlar değişebilir. Türkiye'nin yönetim şartları, idari şartları, ekonomik şartları her zaman gün ve gün değişiyor. Ki Bergama'nın da şartları değişiyor. Neden? Bergama'da ciddi yatırımlar var. Birinci yatırım Çandarlı Kuzey Ege Konteyner Limanı. Eğer bu liman gerçekleşirse Bergama'nın nüfusunun kısa bir sürede 200 bin hatta 400 bine çıkacağı söyleniyor. Bergama organize sanayi bölgesinde ciddi yatırımlar yapılıyor. Yenilebilir enerji konusunda ciddi yatırımların arkasının geleceği konusunda hatta bir Alman devi firmasının 3000 kişilik bir istihdam potansiyeli sağlayacak bir yatırımı burada hayata geçireceği söyleniyor. Diğer bir olumlu gelişme de Bergama'ya kurulacak Batı Anadolu serbest bölgesi. Bu bölgede de yaklaşık 9-10 bin kişinin istihdam edileceği öngörülüyor. Yani 9-10 bin kişinin Bergama'da kalması demek aileleriyle birlikte
birlikte 30-40 bin nüfusunun Bergama'nın birden artması demek. Yani Bergama aslında nüfus kriterini, 200 bin kriterini yakalıyor. Çevresinden ilçe dair olmasa bile. Yani Bergama bu gelişmişlik potansiyeliyle, bu gelişmeye yönelik emareleriyle ve Kınık Dikili'nin birleşimiyle işte şeye kadar, Çandarlı'ya, Yenişehir'e kadar bir hat çizdiğiniz zaman Bergama zaten 200 binlik kritere yaklaşıyor. Yani şu anda nüfusu herhalde 101 bin Bergama'nın. 102 bin. 102 bin, evet. 40 bin şeyin var, Dikili'nin var, 38 bin köylerle birlikte. 28-30 bin civarında da Kınık'ın var. Yani 170 binlik bir nüfus potansiyeli var. Bu nüfus potansiyelini 200 bine çıkarma ihtimali çok yüksek Bergama'nın önümüzdeki yatırımlar. Tabii Kınık da yatırım alacak, Dikili de yatırım alacak. Oradaki nüfus da şey yapacak ki yazın bu nüfus zaten 500-600 bini buluyor herhalde. Evet. Yani Bergama'daki, Dikili'deki, Çandarlı'daki nüfus 500-600 bini buluyor. Böyle dolayısıyla bu şansı Bergama değerlendirmesi bakımından ne yapması lazım? Kamuoyu oluşturması lazım. Bu konudaki tabii siyasilere büyük sorumluluk düşüyor. Özellikle İktidar Partisi'ndeki yöneticilere, Bergama'daki sivil toplum kuruluşlarına, Bergama Belediyesi'ne, Bergama Ticaret Odası'na, esnaf odalarına bu konuda gene bir kamuoyu oluşturmalı. Yani bir harekete geçirmeli, bir motivasyon sağlanmalı bence. Ankara'ya gerekli ziyaretler yapılmalı. Bölge milletvekillerine bu konuda görüşülmeli. Bu yasa peki ne zaman gündeme gelecek? Yasa bence yerel seçimden önce Cumhurbaşkanımız bu yasayı çıkaracak. Çünkü Büyükşehir yasasından ciddi anlamda. Çünkü AK Parti'nin mutlaka yerel seçimlerden önce... O zaman ne yapılacaksa hemen şimdi yapılmalı. Tabii hemen şimdi yapılması lazım. Yani yasa hazırlanırken. Yasa hazırlanırken. Yani bu yasanın şeyi çok uzun bir süre değil. Yani Cumhurbaşkanlığı... görüşü bence dar bölge seçim sistemine gitmek istiyor. Küçük iller oluşturulacak. Yani nispi olarak bir dar bölge seçim sistemi oluşturmayı düşünüyor Cumhurbaşkanı. Bir de Büyükşehir'in getirmiş olduğu sıkıntıları ortadan bertaraf etmek için Bergama, Ödemiş gibi böyle uzak ilçelerin, yani merkeze çok uzak olan ilçelerin bir ara şey yapılarak, il yapılarak onlar hem bir onara edilmesi hem oy potansiyeli olarak, yani il olan bir yerde sonuçta İktidar Partisi'ne yüksek oranda oy çıkar. Yani bunu Tansu Çiller denedi, başarılı oldu. Yani Yalova il yaptı, bir takım yerlere il yaptı. O zaman DYP patır patır bu yerlerde seçim kazanmıştı. Az kalsın o zaman Bergama'da il oldu. Bergama'da il oldu. Bergama hep az kalsınlarla az kalsın. Yani 80'li yıllarda bir az kalsın olmuş. Sonra 90'lı yıllarda bir az kalsın olmuş. Yanlış hatırlamıyorsam Baykal ne demiş? Seçimden sonra bırakalım seçimden. Bu işi. Ondan sonra seçimden sonra da tabii evdeki hesap seçime uymayınca öyle kalmıştı. Yani Bergama'nın kutlamaları bile başlamıştı. Karakter ve ısrarcı olması lazım. Yani ciddi bir kamuoyu oluşturması lazım. Çünkü burada yaşanan sıkıntılar malum. Bergama İzmir'e 105 kilometre uzaklıkta, Kınık 130 kilometre uzaklıkta, aynı şekilde Dikili 130 kilometre uzaklıkta. Tam metro ile bu bağlanacak, şu olacak, bu olacak ama buranın gelişim dinamikleri İzmir'den daha farklı. Yani Kuzey Ege bölgesinde ciddi anlamda sanayi yatırımları gelecek artık. Çünkü İzmir'in güneyi doldu, Torbalı doldu, zaten Ödemiş'te tarımsal araziler var. Yani Bergama bu konuda hem geniş ve düz arazilere sahip, hem organize sanayi bölgesi var, hem de yapılacak yeni Batı Anadolu serbest bölgesiyle Bergama'nın gelişimi önündeki bütün engeller ortadan kalkmış oluyor. Bergama'ya da il olmak yakışır diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Dediğim gibi bunu ilçenin ileri gelenlerinin bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Kamuoyu oluşturmak adına. Ben orada yazımda da bir örnek verdim. Mesela Bayburt il, yani Türkiye'de Bayburt 85 bin nüfusu var. Merkez ilçesinin nüfusu 28 bin. Toplam Bayburt'un tüm nüfusu 85 bin. Ama bir takım siyasi kriterler, bir takım ekonomik güçlü insanların oradan çıkmasından dolayı Bayburt il yapılmış durumda. Evet. Bu tabii sermayeyle birlikte yürüyecek şeydir. Yani sermayenin de bu konuda talepkar olması lazım. Bergama'ya yeni yatırımlar geldikçe, yeni sermaye grupları geldikçe, Bergama'nın il olması için, İzmir'den ayrılması için bir takım taleplerin sermayeyle birlikte ortaklaşa yürütülmesi lazım. Çünkü hükümet bu tür şeylere de dikkat ediyor. Bazı kararlar alırken Türkiye'de AK Parti hükümeti sermayeyle birlikte hareket ediyor. Yani sermayenin çizmiş olduğu yönle kendine bir yön bulabiliyor. Evet. Yani ondan da destek alıyor, görüş alıyor. Bu bakımdan da elverişli. Bu bakımdan da elverişli tabii. Yeni yatırımlar geldikçe elverişli. Dolayısıyla evet. Bakırçay ekonomi zirvesi yapılacak. 7 Aralık'ta mıydı? 7 Aralık'ta yapacağız. Bu tarım zirvesi oldu değil mi? Bakırçay tarım zirvesi oldu. Biz Bakırçay ekonomi zirvesi. Bu ekonomi üçüncüsünü yapıyoruz. Daha önce iki ekonomi tane. Ekonomi daha önce olmuş muydu? Daha önce olmuş. Ha. 1 ve 2 Aliağa'da geldi. Ben ekonominin ilki zannediyorum. Yok. Üçüncüsü yapılıyor. Yani Aliağa'da olduğu için Bergama'da çok ses getirmedi ama İzmir medyasında geniş yer bulmuştu. 7 Aralık'ta Bergama Kültür Merkezi. Sizin yapacak. Gazete ile Ticaret Odası'nın Ticaret Odası katkı koyuyor. Ayrıca Aliağa ve Menemen Ticaret Odaları da destek veriyor. İki tane oturum yapılacak açılış konuşmalarından sonra. Birincisi Bakırçay'ın enerjisi. Burada Bakırçay'da özellikle Bergama'daki yenilenebilir rüzgar enerjisi ön planda olmak üzere bir takım enerji
çeşitlemeleri tartışılacak. Bu konuda şirket CEO'ları, yöneticileri, genel müdürleri, bunları çağırdık biz. Ticaret odasıyla birlikte çağırdık. Bunların gelip konuşması yapması gerekiyor. İkincisi de Bakırçay'ın ekonomik sorunları ve daha çok organize bölgesiyle yatırım planlamasıyla ilgili sorunlar tartışılacak. Burada da Menemen, Alia, Bergama ve Kınık organize sanayi kurullarının yönetim kurulu başkanları gelip konuşma yapacak. Zirvenin özeti bu Muratçığım. Dolayısıyla 7 Aralık'ta Bergama Kültür Merkezi'ndeyiz. Yani bu senin vasıtasıyla saat 13'te başlayacak. Tüm vatandaşlarımıza da duyuruyorum, çağırmak istiyorum. Evet. Geçen gün Dikili'de Atatürk büstüne pazar akşamı saldırı oldu. Büstüne değil pardon, posterine. Posterine Atatürk, bir posterine, maket çalı herhalde bir saldırı olmuş. Saat 9-10 sıralarında 3 partinin ilçe başkanı da canlı yayına bağlanarak durumu kınadı. CHP tabi her zamanki gibi hükümeti sorumlu tuttu. Bu rahatça artık ülkede bu iş yapılabilir hale geldi. Hükümet buna işte çanak tutup vesaire hükümeti sorumlu tuttu. Hasta meçhup falan demişler. Meçhup dedi. Şizofren oldu senende ama yani bu şunu söyleyeceğim. Adli makamlarda bir kontrolde de sevk edilmemiş. Serbest bırakıldı ama. Bu Atatürk bütün Atatürk posterine saldıranların Türkiye'de ortak özelliği hasta olmak, meçhup olmak herhalde. Yani bir kısmı hasta değil onların. Bir kısmı kasıtlı yapıyor bence. Yani ama hep meçhup damgası. Çok hasta damgası diyor. Sevk edilmiş şeye. Tabii oradan bir hafta orada duracak. Çıkacak raporlar da aslında meclis olup olmadığı belli. Belediyeye olmayanlar var. Mesela bazı belediyeler var. Atatürk büstlerini Türkiye'den kaldırdılar. Başka yere taşıdılar. Yani. İfadesinde belediyeye kızdığı için yapmış. Niye belediye kızıyor? Atatürk posterinden intikamını alıyor. Atatürkçü belediye bu mu demek istiyor. Ama benim burada merak ettiğim bir şey var. Şimdi belediye demişken acaba Atatürk posterine saldırı yapan kişiye belediye bedava arsa verecek mi acaba? Daha önce öyle yaptı. Daha önce öyle yaptı. Atatürk'e saldıran birisine başında bulunduğu kuruma bedava 164 dönümlük arsa tahsis etti. Bir arsa verildi. Bu kişiye de acaba bir arsa tahsis edecek. Arsa verecek gibi gözükmüyor. Ben Mustafa Tosun'un gönderdiği basın açıklamasına baktım. Yani o demiyor da yani şiddetle kınıyor bu olayı. Ha. Hatta belediye Atatürk posterde Türk bayraklarını tüm esnafa dağıttı. Şimdi ben şunu anlamıyorum Rıdvan abi. Tamam. Hakikaten kınanacak bir olay. Belediye başkanına da düşen. Bunu kınamak. Çok güzel. Peki, tamam çok güzel. Peki aynı belediye başkanı daha önce Atatürk'e her gün küfreden, hakaret eden birisinin başında bulunduğu kuruluşa 164 dönümlük araziyi bedava niçin tahsis etti? O zaman Atatürkçülük neredeydi? Ulvi bir çıkarı vardır yani Dikili'nin. Ulvi önemli bir çıkarı vardır yani. Yönetici de herhalde kredi çekmiş öyle bir takım şeyler söylediler de tabii ben bunu sadece dedikodu bazında söylüyorum yani. Yani o çıkarı başka yerden de temin edemez miydi belediye? Atatürk'e küfretmeyen bir üniversiteye tahsis etmez mi? Edemez miydi? Evet o tabii burada da hep tartışıp orada yani. Şimdi burada Atatürkçülük bunu kınadık çok güzel. Orada Atatürkçülük nerede kaldı? Öbür olayda nerede kaldı? Tabii. Onu neyle çok izah etmek konuyor da yani. YÖK'ün çok da kabul etmediği, yani çok da denklik vermediği bir üniversite, Ankara Üniversitesi. Ben de hiç duymadım. Yani ilk önce Ankara Üniversitesi gibi anladı insanlar. Ankara Üniversitesi. Belediye başkanının tutumu burada sorgulanmamalı mı? Tabii sorgulanmalı. Atatürk posterine saldırı olduğuna kına çok güzel, eyvallah. Öbür konuda Atatürk'e küfreden, hakaret eden, hatta bu konuda ceza da almış. Geçen gün ceza aldı. Bir yıl küsur işte ceza aldı. Sonra ertelendi mi veya uygulanacak mı bilmiyorum. Neyse bundan ceza aldı. Öyle birine de arazi tahsis etti. Atatürkçülük rüzgarı da esiyor. Yani onu da aslında konuşmak lazım. AK Parti hükümetince de Atatürk, Sayın Cumhurbaşkanı da Atatürk demeye başladı. Yani Başbakanımız da Atatürk demeye başladı. Daha önce biliyorsunuz sadece Mustafa Kemal ya da Gazi Mustafa Kemal sıfatını kullanıyordu. Türkiye'de böyle bir Atatürkçülük rüzgarı da esiyor. Yani bir Atatürkçülük havası da esiyor. Sanki böyle şey gibi. Hadi o dediğin şeyde, o kitlede esmediği dönemde de bu saydığımız kişiler Atatürkçüydü ama. Evet. O kınayan kişi daha önce Atatürkçü değil miydi? Atatürkçüydü. Bundan sonra belki Sayın Belediye Başkanı Mustafa Tosun yani şey yapar, bu şeyi de geri alabilir yani, ne bileyim. Alır mı? Bir şey belki alabilir. Bu kadar çok Atatürkçü hava istediği zaman ülkede niye almasın ki? İnşallah, bilmiyorum. Kongreler var bir de. CHP'de Bergama'da da var, Dikili'de de var. Dikili'de iki tane adayı var. CHP'de Bergama'da 3 tane adayı var. Bergama'da 3 aday var. Ali Ağa'da tek aday var. Bergama'da 3 tane
mevcut ilçe başkanı Akın Yasa ve Mehmet Ecevit Canbaz. Fakat daha önce ilçe başkanı aday sayısı 2'ye inebilir belki. Sen onunla ilgili duyumlar aldın herhalde. Yani daha tam kesin olmamakla birlikte 2'ye inebilir diye duydum ama şu anda 3. Şimdi burada şu an itibariyle 3. Şimdi burada şunu şey yapmak istiyorum ben. Kınık'ta tek aday var. Kınık'ta belediye CHP'li değil. Şeyli. AK Parti. Evet. Ali Ağa'da tek aday var. Özcan Durmaz tek aday. Sebahattin Yeşiltepe diye birisi çıktı ama başarılı olamadı. O Emekli Sen Derneği Başkanı aynı zamanda şeyin. Şube Başkanı rakip daha mi? Doğrusu. Olarak. Rakip olamadı. Orada da CHP gene muhalefette, genel yönetimde muhalefette MHP'li bir belediye başkanı var. Evet. Bergama'da ve Dikili'de iktidarda Bergama'da 3 aday var. 3 aday var. Birincisi Ayşe Hanım, Ayşe Şimşek. 3-1. 3-1. Akın Yasa var. Değil mi Akın Yasa? Evet. Eski bir siyasetçi oğlu herhalde. Ben kendisini çok iyi tanımıyorum da. Babası siyasetçi miydi? Vallahi babasını ben de bilmiyorum. Bir de daha önce başkanlık yapan yok. Ecevit Canbaz var. Mehmet Ecevit Canbaz var. 3 aday var. Şeyde de Dikil'de de 2 aday var. Birincisi İsmail Hakkı Şener mevcut aday. Diğerinin ismi İkincisi de Selami Demirel'de. Evet. Selami Demirel'de. Şimdi burada neden böyle oluyor? Dikili'de kim olur? Belediye başkanıyla İlçe yönetimleri arasında diyalogsuzluk var. Yani kopukluk var. Bu Bergama'da var. Bergama'da çok belirgin değil ama Dikili'de çok belirgin. Dikili'de çok belirgin. Yani aşırı şekilde bu artık görüşmeler ayyuka çıkmış. Yani belediye başkanıyla ilçe başkanı birbirine şey gibi. Kanlı bıçakta düşman. Hatta belediye başkanı hakkında komple kuracak şeye kadar yani bu bir takım olaylar olmuştu. Bir taciz olayı olmuştu biliyorsun orada. Yani orada bir takım insanlar var bunun arkasında. Belediye başkanı tabii onu açıkça söylemedi ama ima etti isimlerden biri. İlçe başkanı mı ima etti? Yani kimi ima edebilir bence? Kim olabilir? Yani ilçe başkanı olabilir. Mevcut meclis üyelerinden olabilir. Mevcut şeylerden olabilir. Aday adaylığını açıklayanlardan olabilir. Yani bir takım insanlar komple siyasi rakiplerim, siyasi rakiplerim dedik ama onların parti içinden olduğunu belediye başkanı bal gibi vurguladı yani. Ben onu görüşmemde de sormuştum kendisine. Ama o tabii olay komplo falan değil. Yani tabii bilmiyorum artık komple ya da değil ya da şey değil. Ben, ama belediye başkanı orada bu komple olduğunu iddia ediyor. Ve komplenin evet. Arkasına kadar bu işin arkası. Yani iddia, ben, bunu iddia edecek kadar araları bozuk diyorsun. Araları bozuk. Araları bozuk ve ben bunları araştıracağım diyor. Yani kamuoyunda bunlar cezalandırılacağı kadar yani hukuken bunların cezalandırılması gerçekleşene kadar bu iddianın peşini bırakmayacağım. Ya birileri bir belge çıkarır da kendisi ceza alırsa onu bilmem artık. Ses kaydı falan çıkartırsa onu bilmiyorum. Sonra gündeme getirin onu yani. Ama belediye başkanı da bu konuda ciddi şey yapıyor yani şeyle ilgili komple olduğunu yani bu olayın gerçekleşmesinde bir takım insanların dahil i̇şte olduğunu. İşte o ses kaydı ortaya çıkınca onun komple olmadığı anlaşıldığında hatta belki yargı artık karar verir. Ona yargı kim ceza alırsa artık onu o zaman o gün görürüz. Ortaya çıkar komple olup olmadı. Şimdi ben evet. Yani Dikili'de iki aday var. Dikili'de iki aday var ama Dikili'de ilçe başkanla belediye başkanı arası iyi değil. İyi değil. Çünkü bir önceki İsmail Hakkı Şener'in ilçe başkanı olduğu dönemde de yani ilçe başkanlığına ikinci kez aday olduğu dönemde de kendisi biliyorsun atamayla geldi. İkinci kez aday olduğu dönemde de ilk kez aday olduğu dönemde pardon. Belediye başkanı Murat diye orada bir esnafı evet. Yani meclis üyesi olan şu anda ismini tam olarak hatırlayamıyorum. O şahsı şey olarak çıkardı. İlçe başkan adayı olarak çıkardı. Bu aynen aşikar bir şeydi. Yani bunu tüm Dikili biliyordu. Bizim burada söylememizde bir sakınca yok. Şimdi de Selami Demirelli diye bir köyden Dikili'de esnaflık yapan bir genç arkadaşı belediye başkanı aday olarak çıkardı. İsmail Hakkı Şener'e karşı aday olarak çıkardığı söyleniyor. Yani burada CHP içerisinde çatlama var. Kendi içindeki bağlar kopmuş. Dikili'de bu çok belirgin. Yani dediğim gibi komple iddialarına kadar gitmiş. Ama artık. En güçlü aday sence kim? En güçlü aday tabii İsmail Hakkı Şener. Mevcut aday. Yani benim görebildiğim İsmail Hakkı Şener. Bergama'da da aynı şekilde Mehmet Gönenç ve İdris Yavuz Yılmaz arasında bir siyasi rekabet var. Yani bu saklanacak, söylenmeyecek bir şey değil. Yani hükümetini çözemediğinden beri kimsenin çözemediği aralarında hatta siyasi husumete kadar varmış. Diyalog eksikliği olan, birbirlerine görüşmeyen iki şahıs. Belki başka. Gizli gizli görüşüyorlar. Sanmıyorum gizli gizli görüştüklerinde. Burada tabii dedikodusunu yapamam da iki şahıs varsa var yani bunlar. Evet. Mehmet Gönenç daha önceki seçimlerde Akın Yasa'yı desteklemişti. Yani Akın Yasa'yı aday olarak çıkarmıştı. Ayşe Şimşek
çıkardı aday olarak İdris Yavuz Yılmaz'ı da. İdris Yavuz Yılmaz baskın geldi. Delege üstündeki gücü fazlaydı. Hala öyle mi? Ayşe Yüksek bilmiyorum. Yani CHP'de değişti mi değişmedi mi ama şeyde göreceğiz. 10 Aralık'ta herhalde seçim. 5 Aralık'ta Dikili'de. 10 Aralık'ta Bergama'da. İkisini birlikte şey yapacağız. Göreceğiz. Göreceğiz. Kantar'ın topuzu kime kaçmış? Kime şey olmamış yani. Ak mı kara mı? Ak mı kara mı göreceğiz. Doğru. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Başka söyleyeceğim ama yani ben burada CHP kendi içinde çatlaması Dikili'de belki çok şey olmayabilir. CHP'ye zarar vermeyebilir. Yani CHP orada gerçekten seçimi rahat bir şekilde kazanıyor. Yani 1900... Daha zor bir soru sorayım mı? Daha zor. Dikili'de CHP'nin adayı sence gerçi yok erken ama kim olur? Ben önümüzdeki dönemlerde çok isteyenler var. Talipçisi çok. Yani ben ilçe başkanıyla görüştüm. 20'yi geçer dedi aday adayı. Şimdi o kadar yok ama daha sonra olur daha mu? Daha sonra diyor. Olur dedi. Yani ben dedim ki geçen seçimlerde 15 civarında aday adayı olmuştu. Bu seçimde o rakamı bulur musunuz tekrar? Yok bu seçimde geçeriz dedi bana. Yani bir özel konuşmamızda söylemişti bunu. Bu seçimde neden geçiliyor? Yani talipçisi çok fazla herhalde. Yani şunu mu ima edilmeye çalışılıyor? Bu sefer görevdeki belediye başkanı kesin aday gösterilmez. O nedenle aday adayı sayısı çok fazlalaşır mı demek istiyor? Onu ima ediyor. Bir de orada liderliğin yani belediye başkanlığı tarafından gösterilen liderliğin çok güçlü olmadı. Belediye başkanı zayıf kaldı ve zayıf kaldığı için yani CHP'de genel bir gelenek vardır. Yani bir belediye başkanı çok olumsuz bir şey olmadığı sürece gösterilir. AK Parti de öyledir yani. Raşit abi gösterildi. Mehmet Bey. Değil mi? Sen söyledin. Çok olumsuz bir şey olmadı. Çok olumsuz bir şey olmadı. O çok olumsuz bir şey olmuşsa. Çok olumsuz bir şey olmuşsa. Yani çok da göstermez tabii. Doğal olarak gösterilir. Veya çok sürpriz bir aday. Çok süper bir aday gelir. Dikili'de mesela Gökmen Ulu gelebilir. Yani ben sana onu şey yapmak istiyorum herhalde. Ben sana bıraktım. Gökmen Ulu gelebilir. Sen yani söyledin. Mağdur edilmiş bir insan olabilir. Dikili çocuğu olabilir. Kamera orada. Rıdvan abi söyledi. Yani Kılıçdaroğlu da bu konuda tam destek verebilir. Sonuçta bunu genel merkez ve genel merkezde yani CHP'de öyle seçim meçim yaptığı yok yani. 5-10 kişi toplanıyor. Aziz Kocaoğlu ben 2014'te neler yaşandığını Ali Ağa cephesinden çok iyi bilen bir adam. Yani gece yarısı işte saat 3'te Aziz Kocaoğlu'nun baskısıyla Ali Ağa'da mevcut aday Hakkı Ülkü'nün değiştiği yerine Barış Eroğlu'nun yapıldığını çok iyi bilen, şey olabilir diyorsun. Bilen bir insanlardan biriyim. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı karar veriyor ona. Muhtemelen birkaç güçlü milletvekili karar veriyor İzmir'de kimler aday yapılacak ve sonuçta bunlar en sonunda Kemal Bey'in önüne gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne gidiyor. O da topluyor parti meclisini ama kesin kararı Kemal Bey veriyor diye biliyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu veriyor. Yani burada belki Gökmen Ulu mağdur edildiği için yani Dikili'de olduğu için kamuoyunda çok yüksek bir popülerliği olduğu için milletvekili yapılabilir veya belediye başkan adayı yapılabilir. Yani tüm adaylar bir anda çizilebilir. Gökmen Ulu bir bakarsın belediye başkan adayı olmuştur Dikili'de. Mustafa Tosun da devam eder mi edemez mi onu bilemem. Yani orada isteyen meclis üyeleri var. Senin radyona gelip açıklama yapanlar, benim gazeteme gelip açıklama yapan İsmail Can Polat var. Yani birkaç meclis üyesinin ben orada açıklamayı da bir tek o yaptı zaten. Bir tek o yaptı. Yani çok erken yaptı. Diğerlerini biz biliyoruz ama açıklama falan yaptı. Şey yapanlar, birkaç meclis üyesinin bu konuda adım attığını, yani gizliden gizliye çok iyi çalıştığını, PR çalışması yaptığını, işte siyasi gezilere katıldığını. Bir de niyeti olup da hiçbir şey yapmayıp bürosunda oturanlar, oturanlar var. Yani Dikili'de ya gerçekten gösteriler mi acaba dediği diye. Gibi 20'yi falan bulur bu iş. Evet. Ama Dikili'de su kaldırır mı? Dikili'de çünkü CHP güçlü ama Bergama'da CHP çok güçlü değil. Bergama'da Mehmet Göneş siyasi taktik ve zekası sayesinde iki dönem hem AKP'deki kavgayı körükledi Mehmet Göneş, iş çatışmayı körükledi. Hem de Özkan Dağdelen'i güçlü tutarak kendisini iki dönem belediye başkanı yapmayı becerdi. İş çatışmayı Göneş mi yaptı diyorsun? Göneş orada siyasi taktik ve zekasını kullandı. Göneş yapmadı. Mevcut çatışmayı körüklemiştir herhalde. İşine gelecek bir çatışma. Bergama'da tabii buna dikkat etmesi lazım CHP'nin. Bu tür iş çatışmalara çok fazla prim vermemesi lazım. Çünkü ciddi anlamda oy farkıyla CHP Bergama'da seçim kazanmadı. Yani %40'da, %50'de, %60'da rahat bir şekilde oy seçim kazanmadı. Mehmet Göneş herhalde %34'de mi aldı bu seçimi? %32 şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. AK Parti adayı Hasan Şahin'de %30'da şeydi. Bir önceki seçimlerde de MHP AK Parti yer değiştirmişti. Gene Mehmet Göneş birinci çıktı ama orada %35-36 ile kazandı. Yani şeydi öyle çok büyük %40-%50 yani oranlarla şey kazanmıyor. CHP burada rahat bir seçim almıyor. O yüzden CHP kendi içindeki çatışmaya, kendi içindeki iktidar mücadelesi biraz daha
izole etmesi lazım. Yani en azından olsa bile kamuoyuna bunu taşımaması lazım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Murat'cığım. Egedesonses.com